Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin yeni satışa sunduğu, önümde görmüş olduğunuz bu benzersiz tabletini inceleyeceğiz. Bakalım bu tablet bizlere neler sunuyor. Tablet arkadaşlar Huawei MatePad 11 Papermate diye geçiyor. İsminden de anlaşılabileceği üzere ekranı bizlere bir kağıt dokusu hissiyatı veriyor. Yani ekrana baktığınızda aynı kağıda bakıyormuş gibi bir hissiyata kapılıyorsunuz. Bunun en önemli yönü de tabii ki ekranın yansıtma yapmaması. Normalde biliyorsunuz bir telefon ekranına ya da tablet ekranına baktığınızda özellikle koyu hatlarda kendi yansımanızı vesaire görebilirsiniz rahatlıkla. Ama bu tablette böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Aynı kağıda bakıyormuş gibi kendi yansımanızı vesaire görmüyorsunuz. Tamamen ekrandaki şeyi görüyorsunuz. Peki bu tablet bizlere neler sunuyor? Dilerseniz bunlardan biraz bahsedelim. Yansımasız kağıt benzeri ekran arkadaşlar 2200x1440 piksel. Çözünürlükte bizlere 120 Hz'lik 3.2 ekran gövde oranına sahip Full View ekran teknolojisiyle birlikte sunulmuş. Burada ekran gövde oranını merak edebilirsiniz. Zaten tablette net bir şekilde görebileceğiniz üzere ekran yanındaki çerçeveler son derece ince. Dolayısıyla ekran gövde oranının yaklaşık olarak %86 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tablet son derece hafif. Yaklaşık olarak 499 gramlık bir ağırlığa sahip. Ayrıca 6.85 mm'lik de kalınlıkla geliyor. Dolayısıyla taşıma tarafında oldukça mobiliteli bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Tableti şöyle kılıf kapatarak rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça hafif. Ayrıca bu birazdan değineceğim manyetik klavye tasarımı gerçekten çok hoş. Şu elimde görmüş olduğunuz Huawei Pen de hemen şu tabletin arka kısmındaki, daha doğrusu tabletin kılıfın arka kısmındaki mıknatıslı bölüme bu şekilde yapışıyor. Bakın şöyle çekiyorum, bıraktığımda yapışıyor. Yani böyle düşme olasılığı falan yok. Hani ya acaba ben bunu yapıştırdım. İyi bir şekilde yapışıyor. Bakın tekrardan deneyelim isterseniz. Şöyle bakın sallıyorum. Gördüğünüz gibi kalem düşmüyor. Yani güzel bir şekilde yapışıyor buraya. Dolayısıyla burada tasarım olarak gerçekten hoş bir tabletle karşı karşıya olduğumuzu sizlere belirtmem gerekiyor. Evet, tabletimizin özelliklerinden devam edelim dilerseniz. Bu tablette arkadaşlar 7700 mAh'lik bir pil bulunuyor. Bu pil bizlere uzun bir kullanım süresi sağlıyor arkadaşlar. Elbette sizin tablette ne yapacağınıza bağlı olarak bu kullanım senaryoları değişebilir. Ama atıyorum bir gün boyunca tablet başında çalışsanız bile hani bu pil sizi idare ediyor. Niye tablet başında çalışsanız bile diyorum. Çünkü bu tablet çok fonksiyonel arkadaşlar. Özellikle bir ofis çalışanıysanız rahat bir şekilde toplantılarınızı bu tablet üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Maillerinizi bu tablet üzerinden yanıtlayabiliyorsunuz. Toplantılara bu tabletle katılabiliyorsunuz ki şu elimde görmüş olduğunuz Huawei Pencil sayesinde hızlı bir şekilde notlarınızı alabiliyorsunuz. Bu sayede iş istasyonunuzu da yanınızda taşımış oluyorsunuz diyebiliriz. Evet, devam edelim. Bu tablette arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 7 Gen 1 işlemci bulunuyor. Bu işlemci gücünün birçok oyunda da bizlerin beklentilerini karşıladığını söyleyebilirim. Yani gündelik işleriniz vesaire zaten bu işlemci ile rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama ya benim canım sıkıldı, biraz da oyun oynasam mı, indirsem kaldırır mı falan diye düşünceleriniz diye soru işaretleri varsa kafanızda hemen belirtelim. Bu tabletle arkadaşlar dilediğiniz oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabletimiz Harmony OS 3.1 işlemci sistemiyle geliyor ama içerisinde PC App Engine denilen bir uygulama var. Bu uygulama arkadaşlar sizlere bilgisayar benzeri bir kullanım sunuyor. Akıllı manyetik klavyemiz var. Bu klavye arkadaşlar gerçekten fazlasıyla kullanışlı bir klavye. Bakın şöyle hemen açacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rahat bir şekilde açılıyor. Tabletimi hemen şuraya yaslıyorum. Zaten buraya yasar yaslamaz burada bir pin var arkadaşlar. 3 tane pin var. Bu pinler direkt olarak tabletin alt kısmına geldiğinde hemen klavyem benim ne olmuş oluyor? Tabletimle eşleşmiş oluyor. Bu şekilde ben klavyemle tabletimi rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Dediğim gibi PC App Engine sayesinde de bizlere bir bilgisayar deneyimi sunuyor. Burada değinmek istediğim bir konu daha var arkadaşlar. O da akıllı takip kamerası. Bu kamera sayesinde hani bir toplantı yapıyorsunuz diyelim. Şöyle sağa sola yapsanız bile kamerası takip ediyor. Ve
farkında olmadan ekrandan çıkmanızın da önüne geçmiş oluyor. Dolayısıyla bu noktada da tabletin oldukça başarılı bir performans sunduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani Huawei burada bize işlerimizi tamamen tablet üzerinden halledebileceğimiz bir senaryo sunmuş aslında. Her işimizi direkt olarak bu tablet üzerinden halledebiliyoruz arkadaşlar. Düşünün, sabah aslında ofisinize gittiniz, bilgisayarınızı açtınız, maillerinize baktınız, işte kamerayı açtınız, ne bileyim toplantıya girdiniz vesaire. Direkt olarak hepsini bu tablet üzerinden yapabilirsiniz. Gidin bir kafeye, gidin bir parka, gidin bir bahçeye, tabletinizi açın. Dilerseniz görüntülü konuşma ile toplantılara katılın. Dilerseniz maillerinizi yanıtlayın. Dilerseniz tabletinizi direkt olarak not almak için de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi elimde ben zaten Huawei Pencil bulunuyor. Direkt olarak notlarınızı vesaire alabiliyorsunuz. Ve rahat bir şekilde bütün işlerinizi bu tablet üzerinden halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki tabletimizin yapacakları bu kadarla mı sınırlı? Tabii ki hayır. Bir Huawei cihazı olduğu için diğer Huawei cihazlarıyla birçok kolay kullanım senaryosuna sahip arkadaşlar. Dilerseniz biraz bu kullanım senaryolarından bahsedelim. Bu tableti arkadaşlar rahat bir şekilde bir MacBook'la eşleştirerek ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz ki dürüst olmak gerekirse bu benim Huawei tabletlerinde en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi ki birçok Huawei tabletinde zaten bu özellik var. Ne yapıyorsunuz? Direkt olarak MacBook'unuzla bunu eşleştiriyorsunuz ve hemen ikinci ekran olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ki güzel yanı ne biliyor musunuz? Eğer oyun oynamayı seviyorsunuz, MacBook'unuzda oyun oynayabiliyorsunuz. Burada ikinci ekran olarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Örneğin FIFA oynuyorsunuz arkadaşlar. Radarı buraya atıyorsunuz. Radarı direkt olarak bu ekranda görebiliyorsunuz. Yani böyle bir şansınız da mevcut. Gerçekten güzel oluyor. Eğer MacBook'unuz varsa ve böyle bir tablet almayı düşünüyorsanız kesinlikle deneyimlemenizi tavsiye ederim sizlere. Gelelim tabletimizin ekranının bize sunduklarına. Dediğim gibi burada kağıt benzeri bir ekrandan bahsediyoruz. Ve söz konusu kağıt benzeri bir ekran olduğu zaman olmazsa olmaz diyebileceğimiz bazı uygulamalar vardır. Nedir? Bunlar not alma uygulamasıdır veya bir kitap okuma uygulamasıdır. Burada indirdiğiniz kitapları e-book ekran moduna geçerek aynı sayfa hissiyatındaymış gibi okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani e-book ekran moduna geçtiğinizde sanki elinizde bir kitap tutuyormuş hissiyatı veriyor cihaz size. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bir diğer değinmek istediğim konu da az önce de bahsettiğim üzere tabii ki not alma arkadaşlar. Burada özellikle Huawei Notes uygulamasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu uygulama üzerinden rahatlıkla notlarınızı alabiliyorsunuz. Ama ben farklı uygulamalar da denemek istiyorum diyorsanız App Gallery'ye girdiğinizde pek çok not alma uygulaması var. Biz de mesela bunlardan bazılarını indirdik, deneyimledik. Hani acaba bu not alma uygulamalarında nasıl performans sunuyor diye. Genel olarak not alma uygulamalarında tabletin başarılı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Siz de dilediğiniz not alma uygulamasını indirerek bu tablet üzerinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer ya ben not almak için bir tablet arıyorum, ben tableti kalemle kullanmayı seviyorum, artık deftere not alma devri geçti, ben ağaçlar daha fazla kesilmesin, o yüzden tablet üzerinden not alabileyim istiyorum diyorsanız kesinlikle MatePad 11 Peppermate'i sizlere şiddetle tavsiye ederiz arkadaşlar. Evet, tabletle ilgili değineceğimiz son noktaya geldik. Biliyorsunuz arkadaşlar Huawei cihazlarında Google uygulamaları ile ilgili bazı problemler olduğu konuşuluyor. Fakat son dönemde bu artık çözülmüş durumda. Bunu da sizlere dipnot olarak hatırlatalım istedik. GBox uygulaması ile arkadaşlar App Gallery'e giriyorsunuz, GBox yazıyorsunuz, uygulamayı indiriyorsunuz, Google hesabınızla oturum açıyorsunuz ve direkt olarak pek çok Google uygulamasına GBox üzerinden ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanında şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Pek çok güncel uygulamayı, pek çok banka uygulamasını zaten Huawei'nin App Gallery'si üzerinden rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Örneğin arkadaşlar App Gallery'ye tıklayalım. Bakalım karşımıza hangi uygulamalar gelecek. Bakın direkt olarak TikTok, hepsi burada, Snapchat, Royal Match. Yani pek çok popüler oyun, popüler uygulama direkt olarak App Gallery'de karşımıza çıkıyor. Yüzlerce, binlerce, bakın Exen, Bein Connect, GNC, TV Plus, Fizi. Yani pek çok uygulamaya arkadaşlar direkt olarak App Gallery üzerinden erişebiliyorsunuz. App Gallery üzerinden erişemediğiniz durumlarda da dediğimiz gibi GBox indiriyorsunuz App Gallery üzerinden yine ve GBox'ta oturum açarak yine bu yolla Google uygulamalarına da erişmiş oluyorsunuz. Evet, bu tabletin satış fiyatı şu anda 11.999 TL arkadaşlar. Yani baktığımız zaman
böyle bir tablet için gerçekten makul bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor. Bu tableti aldığınız zaman 700 TL'lik indirim kuponu, 4198 TL değerinde MatePad, klavye ve M-Pencil da sizlere hediye ediliyor arkadaşlar. Ayrıca 300 TL'lik sepet indirimi, 6 ayda ekran hasarı garantisi mevcut. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. FreeBuds 5, 5i ve SE2'de de %40'a varan paket indirimi fırsatı yine sizlere sunuluyor. Yani bunu Huawei'nin kendi online sitesi üzerinden aldığınızda pek çok indirim ve hediye sizleri bekliyor diyebiliriz. Eğer bu tablet hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa arkadaşlar, bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.